Avrupa kupalarında Türk takımlarının yaşadığı en şanssız sezon hangisi diye sorsalar, cevap hiç tartışmasız Galatasaray'ın 1998-99 Şampiyonlar Ligi macerası olur. İlk maçın ilk dakikasından son maçın son dakikasına kadar heyecanın hiç düşmediği, umudun hiç bitmediği bu yolculuğun sonundaysa, kimilerine göre şanssızlığın, kimilerine göre ise tecrübesizliğin kurbanı olmuştu sarı kırmızılılar. Son dakikalarda atılan unutulmaz golleri, Juventus'ta yaşanan krizin perde arkasıyla sizleri yeniden o döneme götürmek istiyoruz. İşte canlı tanıklarıyla, çok özel görüntüleri ve detaylarıyla büyük bir heyecan fırtınası şeklinde geçen Galatasaray'ın 1998-99 Şampiyonlar Ligi macerası. İşte kupa Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Haluk Ulusoy'un ellerinde. Kaptan Bülent, Tugay birlikte kaldırıyorlar kupayı. 1997-98 sezonu şampiyonu Galatasaray. Ligde üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde bir kez daha Devler Ligi arenasında yer alacaktı. Bir önceki yıl Borussia Dortmund, Parma ve Sparta Prag'da grupta 4 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılar, günden güne güçlenen ve tecrübe kazanan kadrosuyla bu kez başarılı olmak istiyordu. Yönetim de bunun için kolları sıvamıştı. 3 Rumen, Hagi, Popescu ve Filipescu'nun yanına son yabancı hakkı dünya ünlü Brezilyalı kaleci Claudio Taffarel'den yana kullanılıyordu. Daha yaz aylarında ülkesiyle Dünya Kupası finali oynayan sambacı 32 yaşında büyük bir tecrübeyle kadroya katılmıştı. Taffarel gibi daha sonra bir Galatasaray efsanesi olarak anacağımız Hasan Şaş da Ankara Gücü'nden transfer edilirken hedef belliydi. Ligde üst üste 3 şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne kalarak gruptan çıkan ilk Türk takımı olmak. Fatih Terim tünelin başında az ve öz konuşuyordu. Hadi oğlum, görün şampiyon olarak çıkıyorsunuz. Allah nasip ederse bizi şampiyon olarak. Hadi Cigar. Hadi. Bu tünelden şampiyon olarak çıktık. Allah inşallah bizi lig sonunda da bu tünele şampiyon olarak sokar. Devler Ligi'ne kalmak için karşılaşılacak rakip Galatasaray'dan alt seviye bir takımdı. Bir önceki sezon olduğu gibi yine bir İsviçre takımı gelmişti. Geçen sene Sion'du, bu kez rakip eski dost Kubilay Türk Yılmaz'ın forma giydiği Grasshoppers'tı. Neler hissettin seni çağırdıklarında? Nasıl deniyor, duygulandın mı? Ali Sami Yen'de oynanacak ilk maçta yeni transferler Taffarel ve Hasan Şaş da ilk 11'deydi. Kazanacağız, onun için buradayız. Geçen seferkini kazandık. Bu kadar herhalde. Rahat mısın? Tabii ki. Esposito. Kubilay'a doğru. Kubilay. Taffarel. Aman Kubilay ve Taffarel. Aman, büyük bir tehlikeydi kalemizde. Hasan Şaş. Bir ortada. Hakan Şükür. Hakan yerde kaldı. Hakan attı, penaltı. Verdi. Penaltıyı verdi. Mark Bata penaltıyı veriyor. Maçın başından beri Graham ve Hakan Şükür. Hacı geldi. Hacı. Gol! Hacı. Galatasaray Ali Sami Yen'de golüne ulaşıyor işte. Hacı. Ceza sahasının dışına. Bir vole. Kaleciden döndü. O da Hakan Şükür golü attı. Gol! Galatasaray 2, Grasshopper 0. Haydi Galatasaray. Filipescu. Vedat ondan çekti ve dışarı gidiyor. Çok güzel Galatasaray açısından. Pas ceza sahasına.
Maalesef penaltı değerli seyirciler. Maalesef penaltı. Artık bütün iş Taffarel'de. Hadi Taffarel. Vogel. Taffarel ve toparlarda gol. Vogel 2-1 oldu. Mark Bata düdüğünü çalıyor. Artık her şey rövaşta belli olacak değerli seyirciler. Skor olarak pek iyi olmayan bir skor elde ettik. Ancak Galatasaray futbol takımı Zürih'te de Grasshopper'sı yenecek güçtedir. Güzel maç oldu. Önemli bir gol kaçırdın. Hatta iyi vurdun hatta. Ama iyi kaleci. Dünyanın en iyi kalecisi. Son anlarda inen gol tadımızı biraz kaçırsa da İsviçre'de bu işi bitireceğinden emindi Galatasaray. Zürih'te yaklaşık 17 bin kişi kapasiteli Hartturm stadındayız şimdi de. Bir çalım. Hareketlenmiyor kimse. Hakan'a doğru bir top. Altına vurdu. Ortası Hakan. Mükemmel gol. Ve gol. Mükemmel gol. Sevgili izleyiciler. Mükemmel gol. Hakan aldı ayağının içine. Hakan'ı kafasına indirdi topu. İşte Hakan. İşte Hakan Şükür. Biraz evvel bahsettik Hakan'dan. Gerçekten mükemmel. Topu var topun başında. Kubilay'a verdiler. Kubilay vurdu ve gol. Kubilay vurdu ve gol. Kubilay çok sert vuruyor. Hacı sol tarafta Hakan Ünsal'la buluşturdu topu. Bakalım bir çalım girdi sol tarafa doğru. Bir çalım da içeriye. Tuttu. Penaltı. 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 Muhteşem bir çalım. İşte turun yolu. İşte Şampiyonlar Ligi. Bakın nasıl atmış çalımı. Vurdu ters köşe. Top sola. Süper Müller'le sağ tarafa uçtu ve top da filelerde iştahçı. Manin bir çalım ceza sahasına girdi. Bir çalım daha penaltı. Manya. İnanılmaz kötü bir penaltı verdi. Bölge geldi vurdu. Taferin oraya doğru uzandı ama yetişemiyor topa. Tribünlerde oley sesleri. Beklendiği gibi olmuş, Galatasaray tarihinde 4. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanmıştı. Çekilen kura'nın ardından 4. torbadaki Galatasaray'ı yine zorlu bir grup bekliyordu. İtalyan devi Juventus, Devler Ligi'nin 90'lı yıllardaki gediklisi Rosenborg ve her zaman çok zor bir deplasman olan Athletic Bilbao. Format gereği Şampiyonlar Ligi 6 gruptan oluşuyordu. Birinci sırada yer alan takımlar adını direkt çeyrek finale yazdırırken gruplarında ikinci olanlardan en iyi puana sahip iki takım da onların peşinden gelecekti. Şimdilerde olduğu gibi sadece ikinci olmak yetmiyordu maalesef. Grubun ilk maçı kağıt üzerinde en güçlü takımla deplasmanda olacaktı. Sarı Kırmızılar Torino'da 16 Eylül 1998 günü Delle Alpi'ye çıktı. Del Piero'lu, Inzaghi'li, Zinedine Zidane'lı, Edgar Davis'li Juventus kadrosunda daha sonra Galatasaray'da teknik direktörlük yapacak Igor Tudor da yer alıyordu. Temsilcimizde ise en sevindirici haber uzun bir sakatlık döneminden sonra sarı kırmızı formaya dönen Ümit Davala'ydı. Genç futbolcu İtalya yolculuğu öncesi Galatasaray'ın 5-0 kazandığı son lig maçı Erzurumspor'a karşı forma giymiş bir de gol atmıştı. Alman hakem Markus Merk'in yöneteceği karşılaşmada hedefimiz netti. En kötü bir puan almak. Bu arada kapılan top. Hakan topla buluşacak. Gol pozisyonu vurarak gol olsun ve gol. Hayır. Hasan Şaş bizi de yanıltıyor. Öylesine müsait bir pozisyon mükemmel ki. Mükemmel bir pozisyondu. Okan'ın Galatasaray
yakaladığı pozisyonları biraz daha son topları akıllıca kullanabilse golü bulabilir. İşte kritik pozisyonlara dikkat etmek lazım. Bravo Tafarel! Del Piero. Inzaghi golü atıyor. Dördüncü sağ kanat atağı ve gol. Daha önce 2-3 kez gol pozisyonu bulmuşlardı ve bu kez Inzaghi golü atıyor Juventus adına. Sabri, dikkat edersen küçük Hakan'ı Del Piero ve Ingazi sürekli yer değiştirerek çekiyorlar ve bu boşluğa oyuncu kaçırıyorlar. 4 pozisyon yakaladılar. Fazla ileri çıkmasından kaynaklanan dönüşleri geç oluyor. Bu da Galatasaray orta sahası için bir handikap. Okan, arapasında Hakan Şükür, mutlak gol pozisyonu, vur şunu Hakan! Elle kesti, kırmızı kart olması lazım. Ve kırmızı kart, bravo! Hakan golle buluşturamadı topu ama Berutti kırmızı kart gördü rakip 10 kişi. Hakan Şükür tam zamanında buluştu topla. Berutti'nin yapacağı bir tek şey vardı, o da topu elle kesmek, o da onu tercih etti. Gol yerine takımını 10 kişi bırakmayı tercih etti. Galatasaray açısından çok önemli bir pozisyon. Hacı geldi topun üstüne, vurdu ve çıkartıyor Rampulla. Gelmedi ona Hasan Şaş. Hakan hareketli içeride. Hasan Şaş baktı, kafasını kaldırdı Hakan'a doğru. Hakan topla buluştu. Hadi Hakan. Gol! 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 Aradığımız, beklediğimiz, özlediğimiz gol geldi. Hakan Şükür. Galatasaray hak etmişti aslında. Maçın başından beri Juventus'tan daha fazla pozisyon buldu Galatasaray takımı. Bu defansa mutlaka gol atacaktı ve attı. Bravo Hakan. Maçın ilk golünü atan isim de 17. dakikada. İkinci değişiklik hakkını kullandı Marcello Lippi. Hasan Şaş. Söktü topu. Hasan Şaş ceza sahasına doğru yaklaşmak istedi. Ümit sağdan. Bravo Ümit. Bravo Ümit. Gol! 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 Ümit hiç beklenmedik bir anda vuruyor. Mükemmel. Golü kazandırıyor Galatasaray'a. Nefesimiz kesildi bu pozisyonda. Galatasaray 2-1 öne geçiyor Del Alpi stadında. Bir tarih daha yazılıyor. Bir tarih daha yazılıyor ama futbol 90 dakika. Sevincimizi dizginliyoruz. 90 dakika sonrasına bırakıyoruz. Juventus artık riskleri de göz önüne alacak. Ne gol. 2-2'lik beraberliği sağladı. İnanılmaz. 8 kişi arasında kafa vurduruyorlar. Oyun başında da söyledik. Bu saha kenarında yapılan gereksiz foller bir takımın başına büyük işler açabiliyor. Ve çalıyor Galatasaray Del Alpi'den. 2-2'lik beraberlikle puan da ayrılıyor sevgili seyirciler. Herhalde Galatasaray Juventus'e rağmen çok daha iyi oynadığı kanısındayım. İkinci yarı 2-1'i 3-1'e çeviremedik. 2-2 yine bir ölü top, hiç alakası yokken golledik. Baktığınız zaman orada 2 gol atıp berabere kalmak normalde bir tarihtir. Devle oynuyorsunuz ama açıkçası kazanamadığımız için son derece üzgünüm. Bütün oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı canı yürekten kutluyorum. Kaleci Peruzzi'nin henüz 32. dakikada atılması Galatasaray için büyük şans oluyordu. Skoru koruyabilsek çok daha güzel olurdu. Ama yine de Juventus deplasmanından bir puanla dönerek Devler Ligi'ne başlamak hiç de fena değildi. Grubun diğer maçında Bilbao evinde Rosenborg'la 1-1 berabere kalıyordu. İkinci maç İstanbul'da Atletik Bilbao karşısındaydı. Ancak bu maçtan 3 gün önce ligde can sıkıcı bir sonuç geliyordu. Ligin favorisi Galatasaray evinde Gençler Birliği'ne 2-0 mağlup oluyordu. Gruptan çıkma yolunda sarı kırmızılıların evinde oynayacağı her maç çok kritikti. Rakip Bilbao Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele ediyordu ve bu karşılaşmadan alınacak galibiyet ilerisi için çok önemliydi. O noktalardan kaleye de isabetli vuruşlar yapabilen bir isim Hacı. Yine öyle çok sert vuruyor. Zorlukta çıkan Volkan. Lütfen. Biraz evvel söyledik. Rakibin 18'in içinde ne kadar oynarsak o kadar rakibe hata yaptırabiliriz. Ursa'yız. İşte bir anlık hata. Ursa'yızı topla buluşturuyor ve bir birlik beraberlik geliyor.
seyirciler, Bursa'yız en tehlikeli isimleriydi. Tugay Alkiza'nın önünü kapattı. Şimdi Hacı. Tugay. Tugay söktü topu. Hacı. Hacı. Hacı vuruyor. Üç puan için çok mutluyum. Sonra başı bunun. Yok mühim olan 3 puan. Buradaki bu 3 puan almamız çok kritikti. Atletik Bilbao hakikaten iyi bir takım. Ama Galatasaray daha iyi bir takım. Yenecek demiştim. Kazanacağız demiştim. Ben bunları her zaman söylemem. Rosenborg'da da bunun devamını getiririz. Bundan sonra bu güven, bu inanç Şampiyonlar Ligi'nde bizi daha iyi yere getirecekti. Hacı yine Galatasaray'ı ipten alan adam olurken gelen 3 puanla sarı kırmızılar gruptaki iddiasını ortaya koyuyordu. Gecenin diğer maçında Rosenborg Juventus'a geçit vermezken karşılaşma 1-1 sona eriyordu. Bu sonuçların ardından Galatasaray 4 puanla liderlik koltuğunda yerini alırken 2 puanlı takımlardan Juventus 2. Rosenborg 3. sıradaydı. Tablonun sonundaysa 1 puanlı Athletic Bilbao vardı. Galatasaraylılar Adana'da şampanyayla karşılandı. Adanalılar hemşehrileri Fatih Terim'e üstün hizmet madalyasının bir an önce verilmesini istiyorlardı. Sanki bir devlet büyüğü ayak basmıştı Adana'ya. Devler Ligi'nde Norveç'te oynanacak 3. hafta maçı öncesi ligde yine puan kaybı yaşıyordu Galatasaray. Adana deplasmanından 2-2'lik skorla dönen sarı kırmızılılar 21 Ekim günü Rosenborg'da sahaya çıkacaktı. Norveç'in Trondheim şehrinde yüzümüzün hemen hiç gülmediği Kuzey Avrupa'dan puanla dönmek asıl hedefti. Köşe vuruşu Tafarel. Vuruş tekrar Tafarel. Galatasaray'ın hata Okan son anda kaleci. Hacı vuruşu top asfalt avuta gitti. İkinci yarı Norveç hata maçla 69. dakika. Rutfeldt durumu Rosenborg lehine 1-0'a taşıdı. Rosenborg'un geliştirdiği bir başka atak. Vedat önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görüyor. Maçta 80. dakika. Rosenborg sol kanattan geliyor. Büyük tehlike önce Tafarel. Rutfeldt bir kez daha vuruyor. Kendisinin ve takımın ikinci golünü atıyor. Maçta 86. dakika. Rosenborg 2, Galatasaray 0. Rosenborg hata. 90. dakika. Yine Rutfeldt maçın sonucunu belirliyor. Rosenborg 3, Galatasaray 0. Gole kadar aşağı yukarı düşündüklerimizi yaptık ama golden sonra artı bir de 10 kişi kalınca mağlup olmama adına oyun disiplinin uzaklaştığı anlarda da farklı bir sonuç çıktı ortaya. Aşağı yukarı öbür takımlar daha yeni bizim puan seviyemize geldi. Biz çok önemli bir kredi yedik, bitirmiş olduk. Yani yüksem Rosenborg'da Galatasaray arasında böyle 3-0'lık bir fark yok. Rushfeldt'in hat-trick'i, Vedat'ın kırmızı kartı büyük umutlarla gidilen Norveç deplasmanını kabusa çeviriyordu. Grubun diğer maçında Juventus beraberlik serisini Bilbao deplasmanında da sürdürdü ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçların ardından grupta liderlik el değiştirirken koltuğun yeni sahibi Rosenborg oluyordu.
5 puanlı Norveç ekibinin hemen ardında 4 puanlı Galatasaray yer alırken 3 puanlı Juventus 3. 2 puanlı Athletic Bilbao ise son sırada görüyorduk. 15 gün sonra rakip yine Rosenborg'tu. Soğuklardan gelen Norveç ekibini Ali Samiyen cehenneminde on binlerce sarı kırmızılı renk bekliyordu. İntikam her ne kadar soğuk yenen bir yemek olsa da Galatasaray'ın beklemeye vakti yoktu. Strand kestik topu. Şimdi Hasan Şaş. Hasan Şaş kafasını kaldırdı. Ara pası. Hakan Şükür sol tarafta, içeride Arif var, pas istiyor. Geriye doğru atak yapan oyuncu Okan'dı, kestiler. Gerilerden şimdi Tugay, Arif söktü, Arif vurarak gol! Gol! Arif! İkinci yarıya girdi, hareket getirdi, gol getirdi. Galibiyet getirdi. Şimdi Rosenborg karşısında Galatasaray 2-0 öne geçti. 55. dakika Hakan Şükür, 66. dakika Arif. Kazandık topu. Hakan Şükür'ün hareketlendiği yere. Hakan Şükür geçmek üzere rakibini geçti. Vurdu. Gol! 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 Hakan Şükür golü verdi. Sevgili seyirciler, inanın bana 4 Rosenborg oyuncu hala yerde. 15 gün önce olduğu gibi maç 3-0 bitmiş, yine tüm goller ikinci yarıda atılmıştı. Ama bu kez kazanan Galatasaray'dı. Net bir oyun ve skorla iddiasını ortaya koyduğu Fatih Terim'in öğrencileri. Grubun diğer maçında Juventus bir kez daha, ama bu sefer evinde Bilbao ile berabere kalıyordu. İtalyan devi gruptaki 4 maçında da berabere kalarak ilginç bir tabloya imza atmıştı. Bu sonuçların ardından Juventus 7 puanla bir kez daha grubun zirvesinde yer aldı. 5 puanlı Rosenborg 2., 4 puanlı Juventus 3., 3 puanlı Athletic Bilbao ise son sıradaydı. 5. maçta rakip Juventus'tu ve maçın oynanması gereken tarih 25 Kasım'dı. Ancak o dönem İtalya'yla terörist başı Öcalan sebebiyle büyük bir kriz yaşıyorduk. Tepkiler ülkemizde çığ gibi büyüyor, İtalyan malları bile protesto edilip alınmıyordu. Ortam böyleyken maçtan yaklaşık 3-4 gün önce bir haber düştü spor servislerine. Juventus takımının oyuncuları İstanbul'a gelmek istemiyor deniyordu. İyi akşamlar Florya'dan. Şu anda yanımda Massimo Marianella var. Kendisi Telepiu televizyonunun spikeri ve çarşamba günkü Galatasaray Juventus maçını naklen anlatacak spiker ve ayrıca basın sorumlusu Sayın Turgay Varda. Şimdi benim bir sorum var. Öncelikle şunu soracağım. Çok önemli bir gelişme olmuş bu akşam. Juventus'un Empoli maçından sonra bazı söylentiler var. Juventuslu futbolcuların İstanbul'a gelmek istemedikleri ve gelmeyecekleri şeklinde. Get injured or something like that. Hemen lafa giriyorum ve şu anda doğru olduğunu, Juventuslu futbolcuların bugün 0-0 sona eren, kendi sahalarında Empoli ile 0-0 berabere biten maçtan sonra yaptıkları açıklamada İstanbul'a gelmek istemediklerini söylüyor. That's what they told me. Hemen Turgay tercihini yapıyor. Çok ilginçtir. Empoli maçından sonra soyunma odasında futbolcular bir araya geliyorlar ve İstanbul'daki karşılaşmaya gelmek istemediklerini, daha UEFA'nın alacağı karara rağmen orada emniyette olmayacaklarını ileri sürdüklerini. Bu haber kar topu gibi yuvarlanarak büyüdü ve UEFA'ya kadar ulaştı. Türkiye UEFA yarın toplantı yapacak mı? Galatasaray Juventus maçıyla ilgili herhangi bir yeni karar var mı? Juventus gelmezse ne olur? Türkiye her türlü garantiyi UEFA'ya ve Juventus'a verdi. Buna rağmen niçin nazlanıyorlar, işi polemiklere götürüyorlar diye sokaktaki vatandaş, herkes birbirine soruyor, konuşuyor. Bu konudaki Avrupa'nın en yetkili yöneticisi sizsiniz. Yarın bu maçla ilgili bir toplantı var mı efendim? Şu anda
olağanüstü bir durum aslında UEFA'da yok. O zaman Juventus gelmek ve oynamak zorunda. Bugünkü koşullarda evet. Evet. Yalnız burada bizim üzerimize düşen çok önemli tarihi bir görev var. Evet efendim. Madem ki bu olay bu kadar tırmandırıldı, evet, politik olaylarla ikisi bir araya sokuldu, bazı çevrelerce böyle arzu edildi, bizim bir tarihi ders vermemiz lazım. Türkiye'nin spor sahalarının hele hele uluslararası maçlarda en güvenli sahalar olduğunu ispat etmemiz lazım. Yani bir gecede iki zafer kazanmamız lazım. Sahadaki kazanılacak zafere inanıyorum zaten. Fatih hocamıza ve aslanlarına inanıyorum da. Sayın Başkan, ben sahanın zaten dışında da kazanalım, evet, istiyorum. Juventuslular, oyuncular veya teknik adamlar bu tip bir karar almış olabilirler. Ama bu kararın hayata geçirileceğini veya pratikte uygulanacağına hiç inanmıyorum. İtalyan takımı buraya gelecektir. Bu maçta oynanacaktır. Bu benim şahsi kanaatim. Savaş ya da doğal felaket gibi olağanüstü bir durum olmadığı sürece uygulanması mümkün olmayan bir kuralı, tarafsız sahada oynama kararını devreye sokmak istiyordu İtalyanlar. Ama sonunda yapılan baskılar sonuç verdi ve Avrupa futbolunun patronu maçın bir hafta gecikmeli de olsa İstanbul'da olması gerektiği statta oynanmasına karar verdi. Bu kritik maç öncesi taraftarın tepkisini dindirmek, tamamen maça konsantre olmak öncelikli hedefti. Bu durumla ilgili en güzel tespiti de rahmetli Barış Manço yapıyordu. Bence onlara şefkatle davranmak lazım. Onlar gene yanaklarını okşamak lazım. Çünkü şu anda onlar suçlu çocuk kompleksi içinde. Yani reçel çaldı, yakalandı. Öyle bir halleri var. Bence onlar da havaalanından hoş geldiniz, amanın da pek şirinmiş, makas falan alarak böyle, hatta bak bıyıkları da varmış falan diye onları okşamak, onları biraz tedavi etmek lazım. Maç tarihi belli olduktan sonra Fatih Hoca rakibinin son karşılaşmasını izlemek için İtalya'ya gidiyordu. Burada Marcello Lippi ile bir araya gelen Fatih Terim, meslektaşıyla kameralar karşısına geçerek tansiyonu düşürme amacıyla dostluk mesajları veriyordu. Bu arada karşılaşmanın sadece tarihi değil, hakemi de değişiyordu. Fransız Gilles Vessier yönetecekti karşılaşmayı. Bu değişiklik kafalarda soru işareti yaratsa da 2000 civarı polisin yoğun güvenlik önlemleri altında soğuk bir 2 Aralık gecesi Galatasaray Juventus'u ağırladı. Maalesef Amoruso Juventus'u sevindiren isim oldu. Hacı geldi topun üzerine. Orta, kafa vuruşu. Gol! 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 Suat! Gol! 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 Bu iş burada bitmezdi tabii ki. Bitmeyecekti. Şimdi bir günlük eşitlik var. Şimdi sevinme sırası bize geliyor sevgili sizler. Bu arada Filipescu'ya bir sarı kart çıkmıyor. Yapma Filipescu. Şimdi duran toplarda genelde Hacı eğer onunla 150 maç yaptıysa topu sadece etrafında kendi çevresinde döndüğü kadar yuvarlar. Ben basarım, o gerekli yere vurur. Ben de espri yapardım, aldı at dedim filan derdim. O gün git dedi. Git dedi. İşte Tudor var ikinin üstünde, tamam mı? Defans inanılmaz uzun. Ters bir tarafta durmam lazımdı ki yani olası bir karambolde oraya çabukluğumla gireyim diye. 93 küsürdü herhalde. Ortada da Arif'le Tudor çıktılar kafaya. Birbirlerini bozdular. Zannedersem Tudor'un kafasına çarptı ve top paralel bir şekilde bana doğru gelmeye başladı. Kaleci de bulunduğu direkten bu tarafa koşarken ben onun ters istikametine kafaya vurdum. Hatta uzun sürede de yan hakeme baktık. Ya ben bakıyorum, daha sonra seyrettim, bütün arkadaşlarım bakıyor, Ümit Davala bakıyor falan. Gol olunca tak piramit, harika bir şey oldu. Vallahi ikinci yarı tam inisiyatifi ele aldığımız, iyi oynadığımız dönemlerde çok lüzumsuz bir gol yedik, gereksiz bir gol yedik.
Son dakikada gelen gol de bizi çok sevindirdi çünkü iddiamız sürüyor. Hakem hakkında gerekli yerlere ilk defa tüm şikayette bulunacağım. Benim oyuncularım da sahanın içinde kimsenin alay etmeye hakkı yoktur. Barajı ayarla 9-15 dildiğiniz zaman tabelaya bak orada bir sıfır yazıyor. Oyna diyemez hakem. Büyük Hakan'la veya diğerlerini alay edemez. 8 puan yaptık. 8-8 olduk. İkimiz de deplasmana çıkıyoruz. Juventus 5 yaptı. Olay biraz karıştı. Bizim mağlubiyetimizde Juventus'un galibiyetinde olaylar değişebilir. Onun için var gücümüzde çeyrek finale kalmak için Atletik Bilbao maçına bir haftaya hazırlanacağız. Maçın hakemi Vesiye korkulduğu gibi rezalet bir yönetim gösteriyordu. Sarı Kırmızılar 1-0 geriye düşmesine rağmen Suat'ın son dakika golüyle 1 puanı kurtarmasını bildi. Grubun bir hafta önce oynanan diğer maçında Rosenborg Bilbao'yu evinde 2-1 mağlup ederek zirveyi Galatasaray'la paylaşıyordu. 8'er puanlı iki takımın ardından 5. maçında 5. beraberliğini alan Juventus 3. sırada, grubun dibinde ise 3 puanla Atletik Bilbao yer alıyordu. Ve dananın kuyruğunun kopacağı son maç bir hafta sonra İspanya'da oynanacaktı. Grupta henüz deplasman galibiyeti alan takım yoktu. Hatta doğru dürüst galibiyet alan da yoktu. İhtimalleri tek tek sıralayıp vakit kaybetmeyelim diyerek puan tablosunu yeniden ekrana verelim. Buradaki tek kötü sonuç Galatasaray'ın alacağı bir mağlubiyetti. Bir beraberlik bile bu zorlu maç öncesi çok önemli olabilirdi. Uzun bir top ona doğru. Hasan Şaş vurdu kafayı. Suat. Hasan Şaş yerde. Oyun devam ediyor. Felipe. Orta. Giren için hata ve çok basit hatalar yaptık ve bu hata sonrasında golü geldi Atletik Bilbao'nun. Guerrero golü atan adam. Atletik Bilbao'da 44. dakika. Guerrero işte bu pozisyonda golü atan için. Fatih ayağını uzatıyor Guerrero. Ümit geriye çıkardı. Okan. Hemen yanında Hacı var. Hacı sola doğru topu vurdu. Farklı dışarıda. Daha fazla duraklama oldu mücadelede. Bir tehlikemiz daha. Şimdi olmadı. Ümit tamamlayacak. Filipescu. Filipescu orta şansını arıyor. Bulamıyor. Şimdi ortaladı. Kafayla geriye doğru. Vur şuna kafayı. Olmadı. Farklı dışarıda. Uzaklaşıyor ve Urfayer bitiş düdüğünü çalıyor. Bu pozisyon gol olsa Galatasaray şimdi sevinecekti sevgili seyirciler. Ama olmadı. 1-0'lık mağlubiyet Galatasaray'ı çeyrek finalde bekti. Juventus sahasında 2-0 kazandı. Rosenborg karşısında ve çeyrek finale çıkan takım Juventus oldu sevgili seyirciler. O maçın sahadaki 90 dakikadaki 22 futbolcunun içinde en iyisi bendim. Yani yukarılık olarak olmasın ama en iyisi bendim. Bunu hatta Fatih Hoca kendisi basın toplantısında da söyledi. Bana da söyledi, herkese söyledi. En iyisi bendim. Çok iyi bir futbol oynadım. Çok iyi bir performans sergiledim. Biz de çok arzuluyorduk. Ama bir tane hata yaptım. Benim en üzüldüğüm maçlardan bir tanesi oydu. Özellikle o. Hata yaptım. Bir Salise ile topu kaçırıp topu göğsüme aldım. İndirip vuracaktım. O ara bir tam adını hatırlayamayacağım. Bir oyuncu Guerrero muydu? Guerrero galiba. Araya girip topu alıp gol attı. Topu sürdü. Ben tekrardan yakaladım onu. Yani yakaladım ama o topa vurdu. O maç çok üzülmüştüm. Yani tek hata yaptığım maçlardan bir tanesi. Beni üzdü yani. Benim en çok üzüldüğüm maç Atletik Bilbao maçı. Çeyrek finalden döndüğümüz o maç. Çok üzüldüm. İşte o da uzun bir seyahatti. Dönüş bitmedi. İnanılmaz üzüldüm. Yani takım halinde çok üzüldük. Hatta son saniyede galiba Burak kafayı atsaydı da heykelini de yapardı. Ne desek boş. Tek kelimeyle yazık olmuştu Galatasaray'a. Fatih Akyen'in hatası, Burak'ın kaçırdığı gol derken hüsran çökmüştü gecenin üstüne. Diğer maçta Juventus gruptaki tek galibiyetini alıp Rosenborg'u 2-0 mağlup ediyor ve bir anda liderlik koltuğuna oturuyordu.
üçlü averajla sıralama şöyle oluşmuştu. Juventus artı 2 averajla birinci, Galatasaray 0 averajla ikinci, Rosenborg ise eksi 1 averajla üçüncü sırada yer alıyordu. Sonuna kadar gelip kaybetmek çok acı olmuştu. En iyi grup ikincileri sıralamasındaysa 12 puanlı Real Madrid birinci sırada yer alırken, o sezon daha sonra finalde Bayern Münih'i devirecek olan Manchester United da 9 puan alıp çeyrek final biletini alıyordu. Galatasaray en iyi grup ikincileri sıralamasında 3. sırada kalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nin en dramatik grup mücadelelerinden biri olarak tarihe geçen bu sezon Galatasaray adına kötü bitiyordu. Sarı Kırmızılar aynı yıl ligde üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak çok iyi bir sezon geçirse de taraftarın içinde bu Avrupa macerası buruk bir tat bırakmıştı. Ama belki de bu macera yaşanmasa, bu tecrübe elde edilmese, bir sene sonra yaşanacak destansı hikayenin gidişatı farklı olacaktı.